Midden-Oosten staat op zijn kop, Europa doet de luiken dicht. En daartussen ligt een land dat naar beide kanten kijkt. Een land waarvan we alles denken te weten, maar dat razendsnel verandert. Nereden? Adana. Adana. Çok uzak. Ook al voelt Europa in het centrum van Istanbul voor mij vaak heel dichtbij. Straten vol met merkwinkels en patisserieën die je net zo goed in Amsterdam of in Parijs kunt tegenkomen. Op een ochtend zoals deze besef ik weer wat voor een vreemdeling ik ben. Als op het drukste plein van de drukste stad van het land politie en leger ineens de regie overnemen. En iedereen om mij heen precies lijkt te weten waar hij mee bezig is. Zo gaat dat elk jaar, precies om 9:05, 10 november, de dag dat in 1938 alweer Mustafa Kemal Atatürk overleed. De vader van de Turken wordt hij wel genoemd, de eeuwige leider. Dat is eigenlijk geen naam groot genoeg om hem te omschrijven. En op het moment dat iedereen weer begint te bewegen, dat de stad weer in beweging komt, het leven weer begonnen is, zijn er ook mensen die in dat moment willen blijven hangen, in dat bevroren moment. Alsof ze die versteende wereld, die gestolde wereld, aangenamer vinden dan de echte. Je hebt ook misschien lekker zomers, man. Atatürk çok seviyor mu? Yes. Neden? 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 Türküz çünkü. Aha. Türküz. Atatürk olmasa biz nerede olurduk? Farklı yerlerde olurduk. Aha. Bugün önemli bir gün. Bugün önemli bir gün. Bugün ölüm yıldönümü. 72. ölüm yıldönümü. Bayrak var burada da. Flame. Her yerde var. Çok güzel. Evet. Türk milleti öyledir. Türk milleti birbirine bağlı olması gerekiyor.
Şu tatuu eski mi? Çok eski. Buradaki yeni değil mi? Buradaki yeni. Ne zaman? O 25 sene oldu. 25 oldu. Sene. Sizin hangi kanal? Yabancı kanal mı? Hollandalı. Hollandalı kanal. Ben Bram, Hollandalı. Sevim çok yüce. Bugün önemli mi? Çok. Çok önemli. Neden? Vallahi çok önemli çünkü benim babam İstiklal Savaşı gazisi. Aa. Atatürk'le beraber Çanakkale'de çarpışan. Aha. Biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu dağıldı. Hiç yoktan bir Türkiye Cumhuriyeti devletini kurdu. Bu bizim için çok önemliydi. Bugün belki biz yine var olabilirdik ama müstemleke halinde olurduk. Ha. Ya gel, onun için Atatürk'e minnet borçluyuz. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ni bize emanet etti. Onun emanetini var gücümüzle devam ettireceğiz. Çoluğumuza, çocuğumuza Atatürk sevgisini aşılıyoruz, aşılayacağız. Torunlarımıza da ne mutlu Atatürk'ü sevenlere, ne mutlu Türk'üm diyenlere. Ama neden Türk'le Atatürk seviyor, çok seviyor? Çok seviyor çünkü o kadar yoksulluk içinde bir devlet yarattı ki bunu sevmemek, onu düşünmemek mümkün değil. Üzgün müsünüz Atatürk? Ben çok ağlıyorum. Üzülüyor musunuz? Gözlerimde ben, nasıl özlemek? Benim annem de Atatürk'ü görmüş, konuşmuş kişi. Ben 1933 doğumluyum. 78 yaşındayım. Son padişahlar bizi öyle bir vaziyete getirdi ki bizi kendimiz değil başkaları yönetmeye başladı. Zulüm, eziyet, kendimiz Türk milleti neredeyse hüzün içindeydi. Birdenbire Atatürk çıktı. Atatürk çıktı güneş gibi. Bizi bu esaretten kurtardı. Kalkacağız yukarı, bak bayrağımız, her şeyimiz böyle. Bayraklarımız, tamam mı efendim? Ayaktayız böyle. Türk. Nasılsınız? Biz? He? İyiyim. Teşekkür. Toen ik na 7 jaar correspondentschap in Afrika aan vrienden en collega's vertelde dat ik naar Turkije zou vertrekken, kreeg ik vooral teleurgestelde reacties. Ja, Afrika, dat vonden ze exotisch, spannend, onbekend. Maar Turkije? Want Turken die kennen we toch al? Die lopen bij ons in de Nederlandse achterbuurten. Dat zijn die vrouwen met hoofddoeken en veel te grote winkeltassen. En dat Turkije kende ik natuurlijk ook al. Maar ik zoek hier toch vooral naar een ander Turkije. Een land dat inmiddels is uitgegroeid tot een regionale grootmacht. Met een herwonnen zelfvertrouwen. Een land dat weigert om nog langer de bedelman van Europa te zijn. En een land waar westerse en islamitische waarden gecombineerd worden. Volgens mij is Turkije een soort laboratorium. En ik denk dat de uitkomst van het experiment hier even belangrijk is voor het Midden-Oosten als voor Europa. Bak, ben bunu kadardım daha küçük. Dişlerini öptüm, o da buramı kokladı. Hala o kokuyor, unutamıyorum. Atatürk hiç gördüğünü, Atatürk nasıl biriydi? Atatürk'ün biri zaten Atatürk? Biz evini görmeye gidiyoruz. Atatürk iyi biri miydi? Çok güzeldi. Çok iyiydi. Onu soruyor, Atatürk'ün olduğu yeterli. Çocuklar onu soruyor, Atatürk nasıl biriydi diyor. Ne gibi? Sizi kalbinize sokardı. Kalbine sokardı sizleri. Çocukları çok severdi. Savaşa siz beraber, evet. Savaşa katıldınız mı? Ben Kore'ye katıldım. 60 sene önce.
Karayakıt. Hadi canım. Evet, Türk ön çalış güven. Vicdanı hür. Dedim tekrar et. Cumhuriyet. Cumhuriyet. Vicdanı hür. Vicdanı hür. Fikri hür. Fikri hür. Nesiller ister. Nesiller ister. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Atatürk'üm seni çok seviyoruz. Atatürk'üm seni çok seviyoruz. Bugün de Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olduğu için onu yerinde ziyarete geldik. Onu saygıyla anıyoruz ve çok seviyoruz. Atatürk'ün özellikleri nelerdi? Vatanını severdi. Vatan severdi. Disiplinliydi. Akıllı. Çok çalışkandı. Çok çalışkandı. Çok dürüstü. Barışçıydı. Ne demiş? Yurtta barış, dünyada barış. Zekiydi. Zekiydi. Yenilikçiydi. Yenilikçiydi. Duyguluydu. Op zijn sterfbed zei Atatürk, ik ben zelf niet gelovig. En soms zou ik willen dat alle geloven op de bodem van de zee lagen. Maar als ik hier naar kijk, dan denk ik dat na de dood van Atatürk het geloof in zijn principes, in zijn ideeën, het kemalisme, zelf een soort godsdienst is geworden. Die verafgoding is zo groot dat Turken soms lijkt te vergeten dat Atatürk ook maar gewoon een mens was. Dat hij bijvoorbeeld zoveel van de raken hield, dat zijn lever het na 57 jaar gewoon begaf. Dat hij zich dus gewoon heeft doodgesopen. Ik kan die bewondering voor Atatürk wel begrijpen. Ik bedoel, hij veegde wel de puinhopen bij elkaar na de val van het Ottomaanse Rijk. Hij maakte van al die bevolkingsgroepen die hier wonen, de moslims, de christenen, de Koerden, de Alevieten, maakte die weer één land. Turkije. Een modern land. Waar religie zich niet mag bemoeien met politiek. En hij gaf de Turken weer zelfvertrouwen. Naar het idee dat ze genoeg hebben aan elkaar. Araç boşaltma, arkası kuyruk. Problem. çok insanlar var. Çok insanlar var, tabii. Ama İstanbul'da hayat zor mu? İstanbul'da hayat para olarak zor. Yani money para problem. Yoksa İstanbul... Siz para mı? Bereket varsın, alıyoruz 3-5. Yani benim için problem yok. Benim evim var, arabam var. Kaç senedir İstanbul'dasınız? Pardon? Ne kadar buradasınız? İstanbul'da. Benim İstanbul'da bir yıl. Bir yıl. İş? Gazeteci. Gazeteci. Burada? Evet. Gazete. Siz? Bunlar? Geliyordular. Ya da onlar? Geliyorlardı. Çok güzel. Şimdi almak. Ben? Alıyordum. Buram. Sen dün ne yaptın? Buram. Dersten sonra tophaneye gittim. Kütüphane. Evet, tophane. Tophane. Ah, tophane. Tophane'ye gittim. Kütüphane library. Yok. Ve sonra Nişantaşı'ya gitmek isterdim. Nişantaşı'na gitmek isterdim. İstediğim? Opera vardı. Aa, çok güzel. Ama biz çok geçti maalesef. Ha, peki operanın adı ne? Operanın adı? Ben bilmiyorum ama çok önemli. Çünkü belgesel Türkiye hakkında
yapıyorum. Hı-hı. Ve opera çok önemli Türkiye'de. Atatürk opera çok seviyordu. Evet. Ha? Atatürk vardı. Dün akşam Atatürk vardı. Resim. Resim, evet. no, not himself. Atatürk vardı. He's alive. Onun resmi var. Kızımın nişan şeyi. Efendim işte bir resimler bunlar böyle. Aha. İlk evlenimiz şeyleri. Bu da torun. Ha, sizin bu da abi. Torun. Evet efendim. Aha. Bu da torun. Aha. İşte kitaplar, ansiklopediler. Aha. Ansiklopedi. Ana Britannica. Filan. Şöyle koyalım. Bir kere bana göre Kore'de asker olmamdan, gazi olmamdan gururluyum. Efendim burada daha Kore'ye gitmeden evvel ben çavuş, ben siz. Şu. Ha. Şu. Bu da Kore'den. Bir cenaze merasiminde bu. Paşa işte bu MacArthur falan geldi buraya. Ben denizde tam şuralarda bir yerdeyim. Efendim. Bugün mesela Amerikalılar bir taburla taarruza kalkıyorlar. Biz bölükten kalkıyoruz. Değil mi? Bütün dünya biliyor bunu. Allah'a çok şükür onların alamadığı tepede dağı biz alıyorduk. Yani Türk bu. Yani şey yapmıyorum ben. Zaten bunu herkes de biliyor. Bilmem neyse bildi mi? Sinds Atatürk snakt Turkije naar het respect van het Westen. Dat verlangen dreef Turkije ook in de jaren 50 tot het sturen van soldaten naar de Koreaoorlog. En die Korea-veteranen zien zichzelf nog steeds als de vaandeldragers van de ideeën van Atatürk. Atatürk deyince akan sular duruyordu. Bursa'da bulunuyordum ben. O zaman peder de emniyet amiriydi o zaman. Efendim mesela rahmetli oldu. Çekirge'ye gelmişti. Beni sırtına aldı. Sırtına aldı. Efendim biraz da tabii o şimdi mülki amir olduğu için biraz yakındaydı filan efendime söyleyeyim. Bana öyle bir baktı ki böyle ben onu unutamam. Yani ben de yukarıdayım, sırttayım. Emniyet amiri sırtına aldı beni efendim. Bana öyle bir baktı ki şöyle bir gülümsedi filan böyle. Sanki baktığı zaman şimşekler çaktı. Gök gürültüdü. Ve kelebek uçtu. Meltem rüzgarı, yani hepsi onda vardı bir. Cana yakın, benim hissettim. Yani benim ilah olarak gördüm Atatürk. Ama Atatürk'ün yolundan mı gidiyorsunuz? Hani yapacağız? Layıklık yani. Evet. Feş takmıyorum. Hı. Bakın kravatım, hı-hı, torunlarım. Hı-hı. Afroparlılar gibi. Tabii. Yani. Farkımız var mı? Hayır yok. Ha. Eskiden ki saruklar vardı, bilmem... Gecenin yentarinden erkek yatıyordu mesela lafın gelişi. Sarıklarla filan şimdi yok öyle bir şey. Her şey normal pijamasından ne bileyim böyle. Bir tanesi büyük torunum üniversitede. O lise, o da üniversiteye gidecek. Öteki ortaokulda hepsi medeni. Yani Osmanlı İmparatorluğu diye bir şey yok artık. Eskiden de o. Müslümanım. Dinci değil, Müslüman. Müslümanım zaten şu, bana göre. Kızım, Kur'an-ı Kerim okur, namaz kılar, denize girer, mayona. Dansına gider, tiyatrosuna gider, koşusunu yapar. İşte bunun adını tek olarak laiklik deniyor. Yani toplum tek kelimesi bu. Biz de hepsi arada. Ama bir de öyle bir şey var ki dinci kesim var.
Ona da saygı duyuyorum, bir şey diyemiyorum. Buraya kadar böyle, türban. Tamam mı efendim, bir şey demiyorum ben. Gözlerinden bazı gözleri oluyor. Bu da dinci oluyor, aşırı. Ve bu Avrupa'da da var yani, değil mi efendim? İsrail'de de var, şurada burada var. Yani biz Müslüman olarak buyuz. İşte bir Müslüman erkeği, torunumu gördünüz. Kızım da efendim aynı, eşimi gördünüz, hoş geldi, budur. Yani aman şöyle demedi size, hoş geldiniz dedi size, değil mi efendim? Layıklık bize bu. Yani Müslümanlık demek, layık demek. Ama şöyle bir şey var, Atatürk'ün yaptığı şu, dinle layıklığı ayırdı, devlet işlerinden din ayırdı. Sen istediğin ibadetini yap, sana kimse hayır kimse demiyor ki Türkiye'de. Zo zitten we ineens in het busje van iemand die de hele dag deze waterflessen rondbrengt in Istanbul. Een stad waar je niet zomaar uit de waterkraan kunt drinken. Ik heb deze man op het internet gevonden omdat hij een scooter te koop heeft. En daar ben ik al een tijdje naar op zoek, want ik word knettergek van het verkeer in Istanbul. Je staat hier altijd vast en ik droom over de dag dat ik tussen al die auto's door gewoon naar het werk kan zigzaggen. Şeytan arabası derler bizim Türkler, tabiri caizse. Ama yine de bence keyifli, güzel yani. Dikkat etmek ve önünü görerek motor kullanacaksın. Onun haricinde önünü görmeden paldır küldür kullanayım dersen hem maddi hem manevi açıdan çok büyük zarar görülebilir. Tamam hadi de veremedim çünkü bunları alın. Şu kapıya gir, şunları yapsana. İsmail Hanım, ne oldu? İyi, iyi, biraz daha iyi. Ne oldu? Şişti. Şişli? He. Scooter? He. He? O ufak, ufak. Oh. O işte. Tehlikeli. Hij is al lang een keer gevallen met de scooter. Volgens mij gaat hij hem daarom verkopen. Goed in het verband. Het is een gevaarlijke business, hoor. Ik heb ook een mechanicien meegenomen om even te kijken of... Ben motoruna baktım. Of de scooter een beetje deugt. Galip abi aradı mı seni? Ama güzel mi? Ben beğenmedim. Tamam. Aha, niye? Yani seninle alakalı değil. Gel söyleyeyim. Hı. Beğenmedim yerlerini de çünkü ben devamlı iş yaptım ya. Zor okudum. Neydi isim? İsmail. İsmail. Geçmiş olsun. Bu kafadan kazaya yapmış bu motor. Ön takım falan düzelmiş. Burayı yemiş. Radyatör ezik. İç panzotu kırık. Burası kırık değil mi? Anladın mı? Bizim motorcu niye söylemedi bize bunları? Bak İsmail, şuraya bak da sonra bana hani yok, yok, ben motorumu kötülüyorsun tamam, falan görürüm. Deme. Yok yok. Komple boyanmış. İç torpidosu kırık. Sağ sol marş bel istiyor. Aynalar bile orijinal değil. Düşmüş zaten buradan belli. Yani benim söyleyeceğim o. İşte die kan ik toch maar beter niet kopen denk ik. Is jammer, hij ziet best mooi uit. Ja. Ja. Het lijkt toch altijd een beetje op in Turkije op de bazaar. Je moet verdomd goed opletten dat je niet bij de veter genoemd wordt. Nee, die is er. Is die meer tamam, ja. Çok problem var. Tamam, var, evet. Maalesef. Het is wel jammer. Maar ja, we moeten even doorzetten. Kar geliyor. Kar geliyor.
Wat ik veel om me heen hoor is dat de erfenis van Atatürk nu onder druk staat. Geloven mocht van Atatürk, maar alleen in je vrije tijd. Er zijn hier in de afgelopen 50 jaar talloze regeringen omvergeworpen, alleen al omdat ze durfden te flirten met het geloof. Omdat ze zich niet zouden houden aan zijn ideeën over Turkije als een seculiere republiek. Maar de tijden zijn veranderd. Er is nu een premier aan de macht wiens vrouw in het openbaar een hoofddoekje draagt. En de aanhangers van de ideeën van Atatürk voelen zich daardoor in de nauw gedreven. Şöyle bir açalım he. So how often do you wash your car? Garaja girerken 3 kere. Sabah servise çıkarken bir yıkanır. Öğlen paydosunda yıkanır, bir de akşam garaja girerken yıkanır. So this is a bit like your heart, right? Yes. My car is my wife. What's number one, your wife or your car? My wife is number one. Good. Of course. I don't think she's listening at the moment, that's okay. Dan kun je al voorstellen dat de Nederland Colijn of Willem Dreesen op de auto zet. Herkes dediğim gibi şu andaki üstümüzdekiler sadece kendi çıkarlarını düşünmekle ve birbirlerini yemeklerle meşgul. Herkes birbirini yiyor ama sonuçta vatanın ne olacağı, nereye gittiğini bir kalkıp da bir bakan göremiyoruz. Biz gençler olarak göremiyoruz. Yani herkes dediğim gibi bir yol tutturmuş gidiyor. Atatürk bir başörtü sorumluluk zaten kendisi şapka kanununu fesih aldırdığında kendisi Latife Hanım'a arkadaşlarıyla beraber yemek yerken zaten başörtüsünün açmasını kendi istemişti. Atatürk bunu kendi istiyor yani. Ama Atatürk bunu yaparken bu ülkedeki hani kanunları değiştirmek, bu ülkeye bir hani nasıl cumhuriyet kurmak istiyordu. Hani ama şu an hiç kimse burada başörtüye veya türbana karşı değiliz biz. Hani bir mini etek nasıl giyiliyorsa, bir kısa kollu nasıl giyiliyorsa başörtüde öyle takılmak zorunludur. Hani takılacak. Hani kolundan sorunlar, problemlerdir. Aslında hiçbir problemi yok. Benim annem de takardı, anneannem de takardı. Başörtüsü takmış, takmamış. Başörtüsü takmadı diye namussuz mu oluyor? Yani bunlar saçma sapan. Çünkü biz savaşa giderken bile Allahu Ekber diyoruz yani. Savaşa giderken bile boş işler, saçma sapan işlerdir. Bakın, memlekete bakın kardeşim. Ne oluyoruz, nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz? Ne durumdayız, ne haldeyiz? Siz onlarla ilgilenin. Üstümüzdekilerden bahsediyorum ama. Evet. Günümüzde hepimizde bir korku var. Acaba İran, Irak gibi mi olacağız diye bir korku var. Yani. Türkiye'de hakikaten böyle bir korku var. İran, Irak. Öyle mi olacağız acaba? Çünkü İran bundan 30 sene, 40 sene önce hakikaten çok hani böyle nasıl söyleyeyim elit bir ülke, düzenli bir ülke ama sonradan 30 sene sonra şeriat kanunuyla yönetilen bir ülke oldu. Türkiye'de acaba bu şekilde ilerleyecek mi? Bizim tek korkumuz bu. Ha, o raddeye gelmez. Müsaade etmeyiz. Çünkü o raddeye gelirse 30 sene geriye gitmiş oluyoruz. Biz ilerleyelim. Biz adım adım ilerleyelim. Geriye gitmeyelim. İlerlemeye layıkız. Biz layıkız. Her şey layıkız. Ama önümüz kesiliyor işte. Önümüz gerçekten çok kesiliyor. Ne arayan, ne yapmak isteyen bir sürü insanlar var. Ama Türk'ün hakikaten yüreğinde bir dar ağacı var yani. Her zaman bir dar ağacı var yani Türk. Türk'ün Türk'ü her zaman uyuyan, uyuyan Osmanlı'yı uyandırmasınlar yani. Uyuyan Osmanlı'yı uyandırmasın. Optamın. İşler çok zayıf görüyorum. Atatürk zaten şu olayları görse kemikleri sızlıyordur. Yani ters dönmüştür zaten yatağına. Yani bırakın yatayım ben demiştir. Çünkü abi, bu şekilde payda bırakmadı bize bu memleketi. Bu şekilde teslim etmedi bize bu memleketi. Fazla eleştiriler yapamıyorum. Fazla eleştiri yaptığımız zaman başımıza bazen bir şeyler gelebilir. Onun için fazla konuşamıyoruz. Arkadaşlar da dün diyorum az önce bazı eleştirilerde, açıklamalarda bulundular. Fazla bir şeyler söylenemiyor. Yani zaten görünen
olaylar hep ortada. İnsanların kimsenin kimseye güvencesi kalmadı. Yani pek parlak görmüyoruz yani biz gençler olarak şu anki gidişatı pek hoş ve parlak görmüyoruz. Yani biraz ortalık karışık gibi geliyor bize, çok hoş değil. Salaya gelsin demiş. Pazar günü sınavım var. Bana dua edin diyor Samandıra'dan Özlem kardeşimiz. Allah'a emanet olun diyerek. Duramam abi. Namaza gidiyorum. Namaza yetişmem lazım. Als je als correspondent begint in een nieuw land, dan probeer je orde in je hoofd te scheppen door mensen in hokjes te duwen. Dus ik dacht, je hebt de aanhangers van Atatürk, zeg maar de ongelovige Turken. En aan de andere kant heb je de gelovige moslims. Maar dan neemt Unal me mee in zijn Atatürk-auto naar de moskee. Ja, dan begrijp ik dat ik er helemaal niks van begrepen heb. Sizin kızınız mı? Evet. Benim kızım, benim prensesim o. O benim dünya, benim her şeyim o. Senin için de mi Atatürk önemli? Tabii ben her zaman Atatürk'ü örnek alıyorum kendime mesela. O gençliğin her zaman okumasından yanaydı. Bir sınavım olsa mesela, hani her insanın olur, bazen çok hani sıkıntısı olur. Bir problemi olur, çalışmak istemez ama ben o defteri açıp ilk sayfada Atatürk'ün resmini gördüğümde daha fazla istek geliyor içimde. Her zaman özellikle kızların okumasını çok isterdi, cinsiyet ayrımı olmadan da. Hani okursam da okuyacağım yani onun için. Sen de Atatürk dövmesi istiyor musun? İstedim. Anneden izin alamadık. Ama tabii ki Atatürk'e olan da, bir şey o değil. O da burayı istedi, bir imzasını istedi de anneden izin alamadı. Ben de burama bir imzasını istemiştim. Ama babam benden önce davranıp kendisine yaptırmış. Çok sinir etti beni. Anneden izin alamadık. Anne izin vermedi. Anneden izin çıkmayınca olmadı. Jandarma izin vermesi lazım. Als geloven in de Koran en tegelijkertijd geloven in de ideeën van Atatürk geen tegenstelling is, wat is dan de echte strijd die plaatsvindt in Turkije? Is dat niet gewoon een klassenstrijd? Want wat ik heel vaak hoor onder zeg maar, de rijke Turken, de oude seculiere elite die voor zo lang dit land heeft geregeerd, is dat ze bang zijn dat hun extravagante westerse levensstijl onder druk is komen te staan, dat ze dat gaan verliezen. En dat kun je horen als je uitgaat hier in een wijk die ik maar even de PC Hoofdstraat van Istanbul noem. Ja. So, yeah. No, I mean I've heard actually many Turks tell me this, that it's, you know, you have to look good and you have to show it. Yeah, but the thing is, I think it comes with the Turkish culture, mm-hmm. because the man has to prove himself to the woman, I think, just from the early. Hang on, just sorry. Abi bekliyorum, geleceğim birazdan. Bir röportaj veriyoruz yazın. Yo, ben geliyorum oğlum, manyak mısın? So they doing exactly that. They showing themselves, yeah, right? Exactly. Some exactly. attitude. Something like
like that. Some charisma. Well, what is it that it brings you? Why do you want to be seen here? Actually, I guess I gotta say this, but I don't need to be seen here. But like, I think it's for the people to be seen here. You know, yeah? It's just that people would like to be seen here. But it's a nice spot. You know, It's great town of the. It's a great part of the city and stuff like that. I need some money. I mean, the drinks are not cheap here. Right? How much are they? I don't care about money. No. No one apparently. Well, what is that you do? Nightclub. Nightclub, yes. Ah, which one? It's a catamaran in Bodrum, in south of Turkey. Oh, fantastic. So, it's a nightclub for 1,500 people, it is. Young generation in Turkey, they used to this kind of life. I think it's going to be very difficult to change because the young generation is used to this kind of life. Yeah, so they would protect it. So they will, I don't know, and of course they would try to protect it. Maybe it will not happen, I don't know. There's always fanatics in everything, whether it's religion or whether it's politics. Anything which is fanatic, you keep away from. Doesn't keep you awake at night? Not really, because the worst comes to worst, I just go up in the mountain and live my own life and grow my own vegetables, go out fishing, you know, you can always do that. I mean, I respect everybody's opinion on religion and politics, but I personally do not get involved with it. That's a very safe answer. Yeah, right? Of course, that's the only answer. De machtsverhoudingen in Turkije zijn gewoon verschoven. Je ziet het in de duurste wijken van Istanbul. De habitat van die oude seculiere elite, waar nu gelovige moslims zich laven aan dezelfde winkelruiten. Daar worden sommige Turken heel nerveus van. Atatürk staat er nog steeds op zijn voetstuk. Terwijl zijn tijdgenoten Lenin en Stalin al lang van hun sokkel zijn getrokken, voelen Turken dat Atatürk het enige is wat dit land bij elkaar houdt. Atatürk gaf Turkije zijn bestaansrecht en schiep ook een mythe, de mythe van Turkije als een land met een geschiedenis waar je alleen maar trots op kunt zijn. Maar op het moment dat je vraagtekens zet bij die geschiedenis, ben je je leven niet zeker. Op deze plek werd 4 jaar geleden de Armeens-Turkse journalist Randing doodgeschoten. Alleen maar omdat hij aandacht wilde voor de bloedige geschiedenis van zijn volk, de Armeniërs, in dit land. Ik heb Randing nooit gekend, maar alles wat ik over hem lees is in elk geval een man was die geen grote woorden gebruikte. Hij wilde alleen maar praten over de geschiedenis. Geschiedenis die vergeten moet worden. En het is gek, want als correspondent heb je in Turkije eigenlijk weinig te klagen. Je krijgt heel makkelijk hier een perskaart. Je wordt door de regering met alle egards behandeld. Nergens last van. Als je nu hier bent, voel je dat er wel degelijk grenzen zijn aan wat er toelaatbaar is in Turkije. En zij voelen dat ook allemaal. What are they saying? They are saying don't be silent. Shout out loud that peoples are brothers. Thank you.
I used to, when I was in elementary school, sing the national anthem two times each week, every week. So that is just too much. It just, I mean, if you want to convey a meaning through these symbols, the meaning is lost too. I find it very exaggerated. Too many flags, too many, too huge of a head of Atatürk, let's say. I still try to find the best in him, in Atatürk, because I've been raised like that. I mean, when you love something so much for so many years, you just cannot give up on that very much, and it's a very, very painful process. We have to start seeing Atatürk as a person, but it doesn't mean that we have to deconstruct all those that are so dear to us. I know that there has been, like, you know, misfortunes, let's say, or crimes, and, like, you know, Atatürk was a dictator. Maybe we cannot say this in public a lot, but you he are. Was. I mean, I'm talking about a fact. You don't have to find excuses. I mean, the fact that he might have committed or he did commit a crime does not make him a complete sinner. But the fact that, you know, he brought in some revolutions that might have, like, you know, for example, quotation marks again, emancipated women, does not make him a saint either. But so, the fact that you are saying this, the fact that you're saying this on camera, Atatürk was a dictator, even frightens me, because are you comfortable saying that, actually? I don't say dictator in a bad sense, I think. I am saying, like, you know, that he is. I'm not frightened about that. I'm not insulting. Telling that, you know, somebody's a dictator is not insulting. I mean, it refers to a certain way of running a country. I mean, you can be a dictator. You don't have to be Hitler. I mean, you can be a dictator and you dictate. I mean, that's the thing. But a lot of Turks will disagree with you. Yes, you I know. So that's the struggle Turkey is going through at the moment. Bij die dwarse, eigenwijze houding van jonge studenten zoals Merve voel je wel die veranderingen van Turkije. Merve komt uit een gezin waar de liefde voor Atatürk werd ingepeperd. En toen ze met dit vastgeroeste geloof durfde te breken, was het huis te klein. Can you give me a good example of those disagreements that you had? Yeah, of course. I mean, the biggest one was the time when DTP, the Kurdish party, the previous Kurdish party, was shut down by court order. And it was like, you know, I was really depending. I was hoping that it would not get shut down because it is very anti-democratic to, you know, shut down a political party. And it was a big event. I mean, how could you be like, you know, So upset about such a good thing? I mean, like, aren't you supporting Republican values? Aren't you, like, you know, supporting the integrity of this country? After that, we had certain, like, you know, debates about the Armenian issue, about the Kurdish issue and everything. And, you know, I always try to, you know, say stuff in a softer manner than I did that night. Because, like, you know, you can be harsh, but they are your parents and you are a family and they do not hate you. They cannot see you as their, like, you know, opponent. They just want to believe that you've been brainwashed, which is an insult. And I, you know, started explaining that, okay, you cannot think that I'm brainwashed because it's an insult. Don't I have any agency? And that's the point where we, you know, picked it up. Atatürk leeft voort. In iedere uithoek van het land kom je zijn standbeeld nog steeds tegen. Atatürk eiste vrijheid voor Turkije. Daarom wilde hij onafhankelijkheid van andere landen. Daarom wilde hij de islam zo nodig buiten de politiek houden. Maar vrijheid laat zich niet dicteren. Vrijheid is ook dat je mag twijfelen. Dat je zelfs mag twijfelen aan zijn ideologie. En aan dat idee begint Turkije nog maar net te wennen. In
Ich hoffe, dass Ihnen das Video gefallen hat. Klicken Sie hier, um das empfohlene Video anzusehen. Bitte abonnieren Sie unseren Kanal, um Updates über VPRO-Doc zu erhalten.